Libya'yı anlamak için tabii ki uzun tarihi bir süreci özümsemek lazım. Ancak konuşursak yani Kattafi'den başlarsak mevcut olaylara gelinceye kadar o kadar farklı konu başlığını tartışmış oluruz ki gündeme ulaşamayız. Ancak gündeme ulaşmak adına son dönem faaliyetlerini şöyle bir ele alalım. 4 Nisan 2019 Haftar'ın önce güneye daha sonra Trablus'un hemen güneyine daha doğrusu Libya'nın batısına Kuvvet sevk etmesi söz konusu ve yaklaşık bir buçuk yıl kadar süren bir çatışma dönemi mevcut. Mütakiben Türkiye'nin devreye girmesi, Berlin Konferansı kararlarının uygulanmamasına rağmen Türkiye ile birlikte batıdaki silahlı unsurların toparlanması, bir amaç istikametinde birleşebilmesi ve dolayısıyla Wagner destekli haftanın, daha doğrusu bir tek Wagner'de değil, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Mısır, Ürdün... Yunanistan gibi ülkelerin desteklediği e, Hafter'in Trablus güneyinden çekilmesi, Tarhuna ve Bani Walid'den itibaren tekrar çekilip Sirte'de bir doyum noktasına, işte Mısır'ın tehdidi veya Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa'nın doğrudan müdahalesiyle bir doyum noktasına ulaşılması. İşte o süreçten şu ana kadar siyasi süreç işliyor. Ve bu siyasi süreç çoğunlukla değil tamamen, Birleşmiş Milletler'in Libya misyonu tarafından yürütüldü. İlk önce Stephanie Williams yani Amerikan kökenli diplomat Birleşmiş Milletler çatısı altında faaliyet gösteren diplomat bir Libya siyasi diyalog forumu kurdu, teşkil etti. Toplam 75 üyeden bunların bir tanesi faaliyet devam ederken vefat etti ve 74 üye mütakip e, toplantılar neticesinde e, bir hükümete karar verdi. Bu hükümet 3 kişiden oluşacak bir başkanlık konseyini ve bir başbakanı ihtiva ediyordu. Seçildi, 4 liste vardı ve birisi seçildi. Dibeyba başbakan oldu. Tabi ne zaman başbakan oldu? Seçimi mütakip temsilciler meclisin güven oyu vermesiyle başbakan oldu. Ve 24 Aralık hedef alınarak bir genel seçim icra edilmesi öngörüldü. Hemen akabinde bütçe çıkarılmaya çalışıldı ancak çıkarılamadı. Hemen akabinde devlet kurumlarının birleştirilmesi söz konusuydu. Ancak sadece kısıtlı bir alanda başarı sağlanabildi ve 24 Aralık seçimlerinin icra edilmesi en büyük hedefti ve icra edilemedi. Şimdi bu tarihsel sürecin bir sonraki aşamasını günümüze kadar ulaşacak bir siyasi çalkantı dönemi takip ediyor. Bu çalkantı döneminde öncelikle neyin seçileceği ve nasıl seçileceği istikametinde tartışmalar Meşgul etti gündemi. Nedir bunlar? Önce Cumhurbaşkanı mı seçilecek? Parlamento mu seçilecek? Yoksa anayasa mı oylanacak referandumda? Neden? Ekseriyet bir anayasanın oylanması istikametinde tavır gösterdi. Çünkü e, Libya Temsilciler Meclisi'nin, Topruk Merkezli Meclisi'nin seçim süreci devam ederken çıkarttığı bir seçim kanunuyla Devlet başkanına seçimlerin tarihini belirleme yetkisi verildi. Bu ne demektir? Eğer devlet başkanı seçildiğinde kendi siyasi geleceği bağlamında bir risk görürse parlamento seçimlerini ileri bir tarihe erteleyebilir. Ve bu tarih süreklilik içerisinde ertelenebilir. İkincisi anayasa referandumuna gidilmesi mevcut taslak anayasa üzerinden evet mümkündür ama cumhurbaşkanı onu da engelleyebilir. Dolayısıyla Kaddafi sonrasında yeni bir dipta, diktatörlük rejimi kurulabilir. Ve ayrıca Haftar'ın böyle bir yarışta veya Kaddafi'nin oğlunun böyle bir yarışta devlet başkanlığını kazanaması e, o takdirde farklı senaryoları, bu senaryoları daha doğrusu daha muhtemel hale getiriyor. Dolayısıyla sonuç olarak seçimler icra edilemeyince temsilciler meclisi ve Haftar e, mütakip siyasi kariyerlerine yönelik veya ajandalarına yönelik bir kaygı içerisine düştü. Ancak Dibeyba mevcut başbakan aslında geçici başbakan onlar açısından bir risk teşkil ediyordu. Neden? Çünkü Dibeyba Misratalı özellikle gençlere yapmış olduğu bazı vaatler var. Evlendirme gibi bir yani yardım vererek veya altyapıya yönelik bazı vaatleri var. Ve başbakanlığı döneminde ee, bir popüler hale geldi. Nitekim seçimlerin hemen öncesinde yapılan e, e, halk oy düzeltiyorum anketlerde e, %48 civarında bir destek söz konusuydu. Düşünebiliyor musunuz? 90 kişi civarında Libyalı başkanlık için başvuruda bulunuyor ve Dibeyba %48 gibi bir oy oranını anketlerde en azından elde etmiş olabiliyor. E, dolayısıyla bir risk. İşte bu riski bir şekilde def etmek lazım. O takdirde Haftar ve Salih önceki devlet başkanlığı konseyi üyesi Maytık ve eski İçişleri Bakanı Başağ'la bir araya geldiler Bingazi'de. Mısır'a yapılan bazı ziyaretler var ve bir uzlaşıya vardılar. Ancak uzlaşının ne olduğu konusunda açık bir mesaj demeç söz konusu olmadı. Genel geçer açıklamalar söz konusuydu. Akabinde temsilciler meclisi Dibeyba'nın siyasi kişiliğini sorguladı ve başbakanlığının aslında 24 Aralık seçimlerinin icra edilememesi nedeniyle geçersiz hale geldiğini iddia ettiler. Öte yandan ilginç olan husus şu, Libya Siyasi Diyalog Forumu sadece Dibeyba'yı değil aynı zamanda başkanlık konseyini de seçmişti. Yani eğer 24 Aralık seçimleri icra edilemediyse o zaman başkanlık konseyinin de ne kadar meşru olduğu da tartışılabilir idi ama bunu tartışmadılar. Ve geldiğimiz noktada Dibeyba'yı görevden uzaklaştırmak babında bir e, karar çıkarttılar. Geçtiğimiz aylarda güvensizlik oyu vermişlerdi. Dibeyba bunu tanımadı. Ve daha ileriye giderek belki de ilk kararın tamamlayıcı bir unsuru olarak parlamento başağayı özellikle son yaptığı görüşmeler neticesinde e, başbakanlık görevine layık gördü. Şimdi şu andan itibaren soru şu. Bir e, sıkıntısız, sorunsuz geçiş dönemi mi olacak? Dibeyba bu atamayı reddedecek mi? Veya devlet başkanlığı konseyi nasıl bir tepki gösterecek? Benim gördüğüm kadarıyla Dibeyba zaten karşıda açıklamalar yaptı. Başa Trablus'a indi ve bir hükümet kurma çalışmalarına başladı. Muhtemelen önümüzdeki süreçte bu hükümeti kuracak. Dibeyba'yla doğrudan muhatap olmadan veya dolaylı muhatap olarak temsilciler meclisine bu listeyi sunacak ve güven oyu alacak. İşte o andan itibaren Dibeyba'nın e, başbakanlığı konusunda Libya iç dinamikleri e, net olarak hareketlenecek. Nedir bu iç dinamikler? Birincisi silahlı grupların tavrı. Haftar bugünkü karardan itibaren bir taş attı ve iki ayrı kazanım elde etti. Bunlardan bir tanesi şu. Öncelikle kendi anlaştığı, uzlaştığı kişi başbakanlık makamına oturmak üzere hareketlendi. Dolayısıyla yarın öbür gün devlet başkanlığı makamına yönelik olarak kendi ajandasında güçlü bir rakibi elimine etmiş oldu. O da başağı. İkinci husus, Dibeybay'ı yerinden etmek yoluyla aslında marjinal yetiştirmeye çalıştı ve bu iş için başa kullandı. Ve bence belki de üçüncü kazanım olarak da isimlendirilebilir ve bence çok önemli bir konu başlığıdır. Libya batısında silahlı grupların ikiye ayrılmasına neden olacak. O da e, şu, e, şu gerçekten mütevellit. Bir kısım silahlı grup Dibeyba'ya, bir kısım silahlı grup başağıya biat edebilir. Çünkü silahlı gruplarda kazanımlarına e, bakarak kimi destekleyeceklerine karar verecek. Eğer Dibeyba'yı destekleyenler, e, ee, Başağı karşısında birazcık daha ön planda olursa Başağı'nın bu parçalanmışlığı devam ettirmesi beklenmeli. Eğer silahlı gruplar Başağı'ya biat ederse tamamen ki ben öyle bir olasılık görmüyorum o takdirde Başağı marjinalize olacak. Öte yandan Libya batısındaki bu bölünmeyi Misrata'ya eğer naklederseniz Misrata'da e, önemli bir başka bölünme yaşanacak. Neden? Hem Dibeyba hem Başak'a misra atalım. Yani Misrata içerisindeki silahlı gruplar doğal olarak ya Dibeybay'a ya da Başak'a destek verecek. Büyük bir ihtimalle de büyük bir çoğunluğu Başak'a destek verir. Neden? Çünkü Başak'a geçmişte Daesh'le mücadele etti. E, 2014-15 operasyonlarında fiili olarak görev aldı ve devrime aktif olarak katıldı. Ama Dibeyba da şehrin en zengin ailesinin uzantısı. Dolayısıyla burada bir seçim yapmaları gerekiyor güç ve iktidar mı yoksa zenginlik üzerinden kendisine tüm Libya toplumuna empoze etmiş Dibeyba ailesinin Libya siyasetindeki yansıması mı? O halde silahlı grupların tavrını beklemek lazım. Önümüzdeki süreç içerisinde bu tavır çerçevesinde de bir projeksiyon ortaya konulabilir. Ama günün sonunda Haftar bu işin kazançlı olanı. Ayrıca bu işte dış aktörlerin ne ölçüde faal olduğunu ortaya koyabilmek lazım. Veri yok, sadece komplo teorisi üretilebilir. Ama böyle bir girişimde Mısır'ın, Fransa'nın, Arap Emirlikleri'nin ve Rusların tavrı belirleyici ve önemli. Ruslar son dönemde daha çok Kaddafi'nin oğluna, Seyfül İslam'a yöneldi. Çünkü daha bağımsız bir güç olarak hareket ediyor. Arap Emirlikleri Türkiye ile normalleşmeye önem veriyor. Türkiye ile karşı karşıya gelmeme önceliği var. Ama Mısır açısından o aynı şey söz konusu değil. Dolayısıyla Türkiye'ye gelip giden heyetler, siyasi kişilikler dikkate alındığında e, Libya doğusundaki bu Hafter-Salih ikilisinin nasıl bir e, süreci öngördükleri ve dayatmaya çalıştıkları bence önemli bir soru işareti. Öte yandan Başağı'nın Fransa'yla 3 ayrı anlaşma imzalamış olması kendi döneminde önemli bir girdi. O halde dış aktörlerin tavrı ne olacak? Amerika Birleşik Devletleri muhtemelen Birleşmiş Milletler çizgisinde aynı politikasını devam ettirecektir. Çünkü Stephanie Williams kendi eseri olan Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun anlamsız hale gelmesini istemeyecektir. Öte yandan Birleşmiş Milletler'in de bu süreç içerisinde mevcut stratejisini Amerikalılarla koordine içerisinde devam ettireceği beklenmeli. Avrupa cenahında ise bir parçalanma yine söz konusu olabilir. Her ne kadar İtalya ve Fransa Libya konusunda bir fikir birliği içerisinde olduklarını iki ay önce ilan etmiş olsalardı.